Evet, geçtiğimiz ders Aristoteles üzerinde durduk. Özellikle Aristoteles'in aşk öğretisine değindik. Bu dersten itibaren Helenistik dönemde neler olduğuna bakmaya çalışacağım. Helenistik dönemde aşk izleyi felsefede nasıl gelişmiş ya da devam etmiş? Biraz onu ele alacağım ama özel olarak Epikürosçularla Stoacılar üzerinde duracağım. Bir sonraki derste özellikle bu yeni Platoncular üzerindeki, yeni Platoncular üzerinde özellikle Plotinus üzerinden bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi Helenistik dönem yeni bir dönem açıkçası felsefe açısından baktığınızda, antik felsefe açısından baktığınızda bir dönüşümün yaşandığı bir dönem. Genelde felsefe tarihi eserlerine baktığınızda milattan önce 323 bu İskender'in fethi hareketleriyle başlatılır ve efendim milattan önce 31'li yıllara kadar bu Mısır'da Ptolemy devletinin kuruluşuna kadar ki o süreci kapsayan zamanı ifade etmek için kullanılan bir sözcük bu. Helenistik terimi. Ondan sonra biliyorsunuz Helenistik terimi İşte devamında Roma felsefesi, Roma kültüründe, Roma coğrafyasında gerçekleştiği için ve yine Latince şeyi Latince de kullanılmaya başladığı için Grekçenin yanında felsefe, bazıları Latin felsefesi de diyorlar. Ama Helenistik dönemde felsefe, antik Yunan felsefesi belli bir dönüşüme uğramakla birlikte varlığını sürdürmektedir ve hala Yunanca yazılmaktadır eserler. Biliyorsunuz İskender'in fethi hareketleriyle birlikte doğuya doğru antik Yunan kültürünün bir yayılımı söz konusu. Bu yayılımın beraberinde getirdiği bazı sosyolojik ve düşünsel anlamda değişiklikler söz konusu. Sosyolojik anlamda baktığınızda şunu söylemeniz mümkün açıkçası. Bu Büyük İskender'in fethi hareketleri ile birlikte antik Yunan'da bu polis yapısının gittikçe değişmeye başladığını ve Mekadon istilasının açıkçası antik Yunan şehir devletlerinin bağımsızlığı diye nitelendirdiğimiz bağımsızlığı sorununu gündeme getirdiğini ve çalkantılı bir siyasal dönemin başladığını söylemek gerekir. Birincisi bu, ikincisi politik anlamda böyle. İkinci açıdan baktığınızda kültür ve düşünce dünyası açısından baktığınızda Helenistik dönemde büyük ölçüde Doğu'nun dini düşüncesi ya da egzotorik de diyorlar ya böyle işte mistik düşüncesi antik Yunan felsefesiyle etkileşime giriyor ve açıkçası antik kentler doğulu öğrencilerin, doğulu hocaların akınına uğruyor. Bu bazıları bunu Helenleşme diye ifade ediyorlar. İşte Hellenizm dedikleri şey bu. Yani Yunan kültürünün doğuya doğru yayılması Helen kültürünün ama Helenizmin başka bir boyutu var. Bu otantik Helen kültürünün, akılcı Yunan felsefesinin Doğu'nun mistik, gizemli, dini düşünceleriyle etkileşmesi sonucu Helen düşüncesinde de büyük bir değişim ya da dönüşümün meydana geldiğine de tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla Helenistik düşünce Yunan akılcılığının bir biçimde Doğu'nun dini düşüncesiyle karşılaşması sonucu yeni eklektik yapıların, yeni sentezlerin oluşturulduğu bir döneme gönderme yapar. Artık Yunan felsefesi sadece Yunan aklı olmaktan çıkmıştır. Yunan aklına Doğu tecrübesi ve Doğu deneyimleri de katılmaya başlamıştır. Demin söyledim, Doğulu öğrencilerin akını, hocaların gittikçe Doğu kökenli, Mısır ve benzeri kökenli olması oldukça dikkat çekici. Dolayısıyla bunun felsefede büyük bir değişim ve dönüşüm yarattığına tanıklık ederiz. Yani tarihsel açıdan baktığımızda. Tabii şunu da söyleyebiliriz.
Antik Yunan'ın büyük öğretileri vardı işte. Yani Pisagorculuk gibi, adı üzerinde zaten, ekol oluşturmuş. İşte Platonculuk gibi, işte Aristotelesçilik gibi. Bu akımların işte mesela atomculuk gibi, değil mi? Bu akımların büyük ölçüde bir ölçüde sığlaşmakla birlikte varlığını bu dönemde sürdürdüklerine tanıklık ederiz. Ama mesela Platonculuk söz konusu olduğunda Neoplatonizm diye bir şey ortaya çıkar. Yani yeni Platonculuk diye. Burada Aristoteles'in ve Platon'un görüşleri büyük ölçüde uzlaştırılmaya çalışılır. Yine mesela yeni Pisagorculuk diye bir akım ortaya çıkar. Yeni Pisagorculuk'ta da yine bu Platon, Aristoteles ve Pisagor düşüncesinin harmanlanmaya çalışıldığına tanıklık edersiniz. Bir uzlaştırma kültürünün de egemen olduğunu söylemek gerekir bu Helenistik dönemde felsefi açıdan baktığınızda. Bunun dışında işte örneğin Lükippos ve Demokritos tarafından geliştirilmiş olan atomcu öğretinin büyük ölçüde Epikuros tarafından efendim işlendiğine tanık oluruz. Yine sanırım en ilginç olanlarından birisi bu. Ve bu dönemde akademiya kuşkuculuğu, yani Platon'un akademisinde kuşkucu bir anlayış da belirmeye başlar. Bu akademiya kuşkuculuğu daha sonraki süreçte Pironizm ya da skeptisizm diye bilinen şüphecilik akımının oluşmasına da ön ayak olur. Gerçi Sectus Empiricus'a bakarsak Pironcularla efendim akademiya kuşkucuları arasında farklar vardır. Ama genel anlamıyla baktığınızda akademiya içerisinde beliren o kuşkucu yaklaşım tarzının skeptisizm diye nitelendirdiğimiz, kuşkuculuk diyebileceğimiz bir akımın doğmasına da yol açtığını söylemek mümkün. Yine bu dönemde gördüğümüz kadarıyla Roma döneminde de güçlü bir şekilde etkisini sürdürdüğüne tanık olduğumuz Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan Stoa ekolü var ki bu Stoa ekolü işte daha sonra Chrysippos gibi, Seneca gibi, işte efendim Marcus Aurelius gibi düşünürler tarafından da sürdürülmüş, işte Epiktetos gibi bu düşünürler tarafından da sürdürülmüş. Yani bu şunu gösteriyor. Her ne kadar Doğu'nun mistik dini anlayışları felsefeye nüfuz etmeye çalışsa da özellikle bu sanırım yeni Platonculukta daha yaygın bir şekilde kendisini gösterecek. Neoplatonizmde yine işte belki bazı unsurlarıyla stoacılıkta kendisini gösterecek. Bunun dışında efendim Pisagorculukta kendisini gösterecek. Bunun dışında Yunan aklının ürünü olduğunu düşündüğümüz büyük ölçüde kuşkuculuk diye bir akım. Yine her ne kadar bu antik Yunan'daki kuşkuculukla Hint kültüründeki atomculuk arasında bağ kurmaya çalışan düşünürler, tarihçiler çıksa da ki çok zayıf bir bağ, çok olası gözükmüyor bana. Yunan aklının ürünü olduğunu zannettiğim atomcu o materyalist bakış açısının da bir şekilde varlığını sürdürdüğünü bu dönemde görüyoruz. Yani bir yandan çok sesli bir hava var. Bir yandan bazı akımlar eklektik ve uzlaştırıcı bir tavır içerisinde. İşte yeni Pisagorculuk, yeni Platonculuk ve benzeri gibi. Bir yandan da ne diyelim şüpheci bir akım ve materyalist akımlar da varlıklarını bir şekilde sürdürüyorlar. Ama sanırım şöyle bir yanı var bu dönemin. Şöyle bir yanı var bu dönemin. Politik anlamda istikrarın yok olması, İskender Fethi hareketlerinin sonucu ve Makedonya istilasının oluşturduğu bir politik çalkantı var. Bu politik çalkantının oluşturduğu bir kriz var. Bu kriz felsefede çok ilgi çekici. İster skeptik harekete bakın, ister Epikurosçuluğa, ister Stoacılığa, ister yeni Platonculuğa bakın. Yani dönemin egemen havası, hangi ekolü ele alırsanız alın, iki şeyin ön plana çıktığına tanık olursunuz. Bunlardan birisi kurtuluş öğretileridir.
kurtuluş öğretileridir. Ki dine doğru da gidiyoruz böylelikle. Kurtuluş öğretileridir. Yani insanın yazgısı tartışma konusudur. İnsanın yazgısı. Bu bazen ruhun, insandan daha çok ruhu anlıyorsanız ruhun yazgısı anlamına geliyor. Ruhun yazgısını tartışan ve insanın kurtuluşunu ele alan, kurtuluş öğretisi diye nitelendirdiğimiz bir yaklaşım tarzıdır. Damga vurur dönemi hakikaten. İkincisi ise ahlak bireyin yine kurtuluşuyla yakından ilişkili biliyorsunuz. Bireyin kendisini yönetmesi, kendisi davranışların üzerinde egemenlik kurması vesaire gibi bu yaklaşım tarzının yine ön plana çıktığını görürsünüz. Belki politika stoacıların gündeminde açıkçası, stoacıların gündeminde ama politikada bu işte efendim bir etnisiteye, bir millete, bir devlete aidiyetten çok kozmopolitizm diye nitelendirdiğimiz bir yaklaşım tarzının, yani dünya vatandaşlığı diyorlar ya, evrensel dünya vatandaşlığı, bu kavramın bu dönemde ortaya çıkıp geliştiğine politikacıdan tanık olduğumuzu söylemek gerekir. Böyle bir yaklaşım tarzının egemen olduğu bir dönem. Tabii demin size söylediğim gibi bu dönemde antik Yunan'ın felsefesinin, antik Yunan felsefesinin doğuş koşullarındaki ana problematiği düşünürseniz doğa sorunuydu, değil mi? Bu doğa sorununun yine tartışılmaya devam ettiğini göreceksiniz. Özellikle hepsinde var. Yani ister Epikurosçuları ele alın, ister Stoacıları ele alın, ister yeni Platoncuları ele alın. Doğa var ama doğa hep ikincileştirilmiş. Ne karşısında ikincileştirilmiş? Efendim, bireyin kurtuluşu ve ahlakilik karşısında ikincileştirilmiş. Yani doğa incelemelerinin bile sonuçta bizi şeye götürmeye çalıştığına tanık edersiniz. Yani bizi bireyin kurtuluşuna ve ahlakiliğe doğru götürmeye yol açtığına tanık olursunuz. Dolayısıyla insan ve insanın kurtuluşu ve insanın ahlakiliği esas olduğuna göre bu dönemdeki aşka ilişkin tartışmaların da bu minvalde, değil mi? Bu minvalde olacağı açık. Özellikle Platon'un Phaedrus ve Sempozyum diyaloglarında gündeme getirdiği aşk aracılığıyla güzellik ideasına tırmanma, yani hakikate ulaşma, hakikati elde etme ve ölümsüzleşme, eğer bir kurtuluş öğretisi olarak görülecekse bu öğretinin bir iz düşümenin helenistik dönemde de varlığını sürdürdüğünü söylemek mümkün. Ben sırayı bozmadan önce Epikurosçular ne düşünüyorlar? Onlara bakacağım. Ardından da Stoacılar ne düşünüyorlar bu konuda? Onunla ilgili ana tezleri, en azından ana tezleri size göstermeye çalışacağım. Şimdi Epikurosçular bu Epikuros'un kurduğu bir ekol, bir okul onun adı. Epikurosçular, yani Epikuros'un yazdığıyla ilgili elimizde pek bir şey yok. İşte Diyojen Laertius'un ünlü filozofların ve yaşamlarının 10. kitabı var. Orada Epikuros'un kitaplarından aktardıklarına ulaşabilirsiniz. İşte mektuplarına ulaşabilirsiniz. Bir de bu Roma'da yaşamış, milattan önce 55'li yıllarda ölüm tarihi, Roma'da yaşamış Lucretius'un Evrenin Yapısı, De Rerum Natura diye bilinen eseri. Bu eser şiir tarzında yazılmış. Bu eserde Epikurosçuluğun ana öğretilerinin bütünsel açıdan şiirsel bir dille ifade edildiğini görürsünüz. İşte bu elimizdeki materyaller. Bunlar bir de Stoacı filozoflar habire Epikurosçuluğu eleştirdikleri için, gerçi yeni Platoncu Plotinus'ta da var bu tür eleştiriler. İşte Epikuros'u eleştiren, eleştirirken onun görüşünden söz ettiklerine tanık olursunuz. Bu tür aktarılan fragmanlar var. Dolayısıyla ekolün belki de bütünsel öğretisini anlamanın tek yolu Lucretius'un Evrenin Yapısı isimli
eseri bütünsel açıdan sistemlerini tam anlamıyla görmek için. Şöyle Epikuros daha hayattayken Demokritos'un atomcu öğretisini ve Aristippos'un hazcı öğretisini kendisine mal etmekle suçlanmış. Anlaşılıyor ki bu deyişler, bunu Diyojen Laertios aktarıyor. Anlaşılıyor ki bu tür deyişler onun özgün bir felsefe ortaya koymadığı, aslında Demokritos'un felsefesini büyük ölçüde alıp geliştirdiği doğa felsefesini ahlaki görüşler bakımından da işte efendim Aristippos'un hazcılığı devam ettirdiği söyleniyor. Ve tabii şunu söyleyeyim, felsefeye bakışları yine Diyojen Laertius'un söylediğine tanıklık, yani ona inanırsak felsefeyi üç bölümde ele alıyor Epikuros, mantık, fizik ve etik diye. Dolayısıyla mantığıyla ilgili çok bir şey bilmiyoruz. Yani yeni bir şey ortaya koydu mu Aristoteles mantığının üzerine? Yeni bir şey ortaya koydu mu? Ama mantığı felsefe bilimi olarak, felsefenin bir dalı olarak gördüğüne göre Aristoteles'ten ayrılıyor olmalı. Çünkü Aristoteles mantığı felsefi bir disiplin olarak görmez. Bilimlerin ve felsefenin aracı diye görür, alet diye görür. Dolayısıyla bir ayrılık var. Yine dikkat ederseniz Aristoteles'te olduğu gibi bir metafizik yok şeyde. Epikuros'ta doğa felsefesi diye bir şey var. Tabii genelde bu felsefeye yöneldiğinde de doğa felsefesi yapmaya yönelmesi de pratik kaygı tarafından tetiklenmiş gibi gözüküyor. Kaygısı şu, işte insanları yanlış inançtan kurtarmazsanız insanlar mutluluğa ulaşamazlar. Felsefenin bir tür terapötik işlevi olmalı ona göre bu anlamıyla, özellikle doğa felsefesinin, yani fiziğin. Nedir? İşte Tanrı korkusunu yenmesi gerekir. Bunun için Epikuros Tanrıların bu dünyayla ilgilenmediğini söylemeye çalışır. İşte ne diyeyim, evrenin hiçten yaratıldığı fikri batıl bir inançtır. Bunun mümkün olmayacağını, mantıksal açıdan mümkün olmadığını, tecrübi açıdan mümkün olmadığını göstermeye çalışır. Ve öte yandan ölüm korkusunu yenmek için doğa felsefesini kullanır. Ölümün neliğini fiziki yasalar çerçevesinde ortaya koymaya çalışır. Ona göre her şey efendim atomlar ve boşluktan meydana gelir. Atomlar boşlukta rastlantısal olarak çarpışır. Çarpışmanın nedeni de atomlardan birisinde meydana gelen bir sapmadır. Sapma meydana gelince, yağmur gibi yağdığını düşünün atomların. Sapma meydana gelince bu sapma sonucu birbirine benzer atomlar işte bir araya gelirler ve şeyler, bu vurma, kırma, çarpmayla meydana gelir. Atomların sadece ağırlıkları, biçimleri ve renkleri açısından farklılıkları söz konusudur. Ve sonsuz sayıdadır bunlar. Sonsuz çeşitliliktedir. İşte yağmur gibi yağarken içlerinden birisi sapar. Sapma sonucu her atomla da birleşmez. Ancak benzer atomlar bir araya gelirler. Benzeri çeker ilkesinin gereği. Benzerlikler, işte bir kez şeyler meydana gelince artık şeyler tohumları aracılığıyla varlıklarını sürdürürler. Böyle bir evren anlayışı ortaya koymaya çalışır. Ölüm dediğiniz şey de işte bedenin dağılması ya da atomlarına ayrılmasından ibarettir. Bu anlamda ölümden korkmaya da gerek yoktur. Çünkü Epikuros bize şunu söyler, ölüm varken ben varken ölüm yok der. İnsana döndüğünde de insan da atomlardan meydana gelmiş bir varlıktır. Ruhu da vardır ama ruhu da atomlardan meydana gelmiştir. Hani dersek vücudumuzu oluşturan atomlar kaba atomlardan meydana gelmişse, ruhumuzu oluşturan atomlar da ince atomlardan meydana gelmiştir. Hatta duyum gibi, algı gibi olguları da yine atomcu çerçeve içerisinde izah etmeye ya da açıklamaya çalışır. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, ahlak öğretisine baktığınızda da hazcı bir ahlak öğretisiyle karşımıza çıkar. Yani insanın doğal olarak acı ve haz diye nitelendirdiğimiz iki psikolojik dürtüsünün olduğunu, acıdan kaşıp insanın hazza yönelmek istediğini söylemeye çalışır.
Bunun ayrıntısını biraz sonra size zaten göstereceğim. Dolayısıyla tekrar edersek Epikuros, Demokritos'un atomcu ve Aristippos'un hazcı öğretilerinden etkilenen ve bu öğretileri geliştiren bir düşünür. Ve tabii demin söylediğim hazzı ele aldığına göre, hazzı tartıştığına göre artışkı tartışmamasını bekleyemezsiniz. Çünkü en temel hazlardan birisi onunla ilişkili antik Yunan'da hep en azından cinsellik diye nitelendirdiğimizde, söylediğimizde, değil mi? Cinselliği tartışmaya kalktığımızda epitümia içerisinde yerleştirilir. Hedone, yani haz içerisinde hemen sokulur cinsel hazlar, yeme içme ve cinsel hazlar gibi. Dolayısıyla hazzı tartıştığı andan itibaren otomatikman aşkı da tartışmak zorunda kalıyor. Nitekim Diyojen Laertius Epikuros'un yapıtlarını listelerken ona aşk üzerine adlı bir yapıt da iliştirir. Ne yazık ki bu yapıt elimize değil ulaşmamış. Yine aktarılan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla onun aşk öğretisi etik temelli has kuramıyla doğrudan ilişkili. Ona göre her canlıda haz ve acı olmak üzere iki temel duygu ya da iki temel dürtü vardır. Bunlardan ilki doğaya uygundur, haz yani. Öbürü ise, yani acı, doğaya yabancıdır. Seçme ve kaçınma eylemi buna dayanarak yapılır. Yani seçme ve kaçınma eyleminde ana belirleyici olan unsur ve haz ve acı. Bu seçme eyleminden söz ettiğimize göre ahlaktan söz ediyoruz anlamına geliyor. Epikuros'un haz kuramı bu Kirenelilerden belli etkiler taşısa da Diyojen Laertius'a göre onların öğretisinden iki farklı ayrılır ve bu farklar onun aşka ve cinsel ilişkiye bakışına da etki etmiş gibi gözükmektedir. İlki Kirene okulu ve bu okulun önemli temsilcisi Aristippos hareketsiz veya statik hazları hazdan saymamakta ancak hareketli ve dinamik hazları kabul etmekteydi. Buna karşılık Epikuros her iki hazı da haz olarak kabul eder. Yani hem kinetik yani hareketli, dinamik hem de statik hazları. İkincisi ise Kirenelilerin bedensel acıların ruhsal acılardan daha kötü olduğunu ileri sürmelerine karşılık Epikuros ruhsal ve zihinsel acıların bedensel acılardan daha kötü olduğunu ileri sürer. Kirenelilerin ve Aristippos'un sadece hareketli hazları kabul etmeleri, onları yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunma gibi dinamik hazları ön plana çıkarmalarına neden olmuştur. Buna karşın onlara göre aç olmak, sancı çekmek, cinsel açlık çekmek gibi durumlar dinamik acı nedenidirler. Ancak tok olduğumuzdan ötürü acı duymadığımız, cinsel açıdan doyurulmuş olduğumuzdan ötürü cinsel gereksinim ihtiyacı duymayışımız gibi bir durumda içinde bulunan duruma ne ad verilecektir? Aristippos bu türden üçüncü bir durumun varlığını kabul etmekle birlikte Platon gibi onu bir haz durumu olarak görmeyi reddeder. Epikuros ise tersini düşünür. O Aristoteles gibi hazlar arasında ayrım yaparak onları statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayırdığı gibi gerçek anlamda hazların ancak birinci tür hazlar olduğunu savunur. Bu hazlar ise özleri gereği acının yokluğundan meydana gelen veya onlardan ibaret olan hazlardır. O, hazla acı arasında tarafsız olan bir duygu durumunun olmadığını düşünür. Ona göre Platon gibi bazı düşünürlerin kabul ettikleri böyle bir nötr duygu durumunun kendisi aslında bir hazdır ve üstelik hazın da en büyüğüdür. Diğer bir deyişle acının yokluğu hazın en üst sınırı, en üst noktasıdır. Onun hazzı acının ve kaygının olmama haline indirgemesi ve tinsel yani statik hazları tensel yani dinamik hazlara üstün sayması etik gerekçelerle aşk ve cinsel ilişkiye ihtiyatla yaklaşmasına yol açmış gibidir. Çünkü aşk insanın ataraksiyasını yok eder yani ruh dinginliğini yok eder. O kendi haz anlayışını savunurken şöyle der ya da şöyle aktarır diye Diyojen Laertius aktarıyor.
Hazın erek olduğunu söylerken bununla öğretimizi bilmeyen, bizimle aynı görüşte olmayan ya da yanlış anlayan bazı kimselerin düşündüğü gibi yoldan çıkmış insanların hazlarını ve cinsel hazları kastetmiyoruz. Tersine bedence acı çekmemeyi ve ruhça sarsıntı içinde olmamayı anlıyoruz. Dikkat ettiniz mi burada? Bedence acı çekmemek, ruhça sarsıntı içinde olmamak. Negatif tanımladığına tanıklık ediyorsunuz. Acı çekmeme, sarsıntı içinde olmama. İşte ataraksiya dediği o nokta, ruh dinginliği. Birbirini izleyen içki ve şölen sofraları, oğlanlarla, kadınlarla yaşanan cinsel ilişkiler, balıklar ve zengin bir sofrada sunulan daha başka ne varsa yaşamı zevkli kılmaz. Yaşamı zevkli kılan, seçilmesi ve kaçınılması gereken her şeyin nedenini araştıran, insan ruhunu büyük kargaşaya sokacak yalnız sanıları kaldırıp atan ölçülü bir muhakemedir. Epikuros'un bu söylemi, onun yeme, içme, cinsel ilişki ve benzeri şeylerde haz olduğunu inkar etmediğini göstermektedir. Ancak onlar sorunlu, deyim yerinde ise Platoncu söylemle karışık hazlardır. Onlarda ölçüyü kaçırmak olasıdır ve bundan dolayı onlar verdikleri hazlardan çok acılara neden olabilirler. Yine Epikuros'un deyişiyle söylersek, hiçbir haz kendinde kötü değildir ama bazı hazları meydana getiren şeyler bu hazlardan çok daha büyük sıkıntılara yol açarlar. Bu yaklaşımı gereği Epikuros, ataraksiyayı yani kendi kendine yeterliliği yok ettiği için aşka ihtiyatla yaklaşır, onu çılgınlık ve eziyetin eşlik ettiği seksüel şiddetli bir haz olarak tanımlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, Platon'un Phaedrus diyaloğunda maniayı çılgınlık ya da deliliği aşk bağlamında ikiye ayırdığını görmüştük değil mi? Bir tarafta tensel mania, bir tarafta ise tinsel mania söz konusuydu. Aşk söz konusu olduğunda. Burada bu Phaedrus diyaloğunda Platon'un Sokrates'e yaptırdığı ilk konuşma hatırlıyorsunuz. Aşkı bedensel delilik diye görüyor idi. Ve bu bedensel deliliği ölçülülüğe sığmadığı için karşı çıkıyordu. Aşkın zararlarına değinerek aşkı reddetmeye çalışıyordu. Sanki bu Phaedrus diyaloğunda tensel mania diye nitelendirdiği ve ölçülülük sınırları içerisinde sığdıramadığımız o kısmı Epikuros aşk olarak kabul ediyor değil mi? Tensel aşk ve tensel aşk dediğimiz şeye de karşı duruyor. Tekrar edersek açık bir biçimde kendi kendine yeterliliği yok ediyor. Ruh dinginliğini ortadan kaldırıyor. Aşk çılgınlık ve insanın kendisine eziyet etmesi ya da seksüelliğin eşlik ettiği şiddetli bir arzu. Bunlar hep dikkat ederseniz ölçülülüğü aşan ve insanı alt üst eden şeyler. Aşık olmak bir çalkantılı durumun içerisine doğru atılmak demek. Acının içerisine atılmak, umudun içerisine atılmak, beklentinin içine atılmak, güven ve güvensizliğin içerisine atılmak ve benzeri ve tensel hazların sizi egemenliği altına alması, duyguların sizi egemenliği altına alması demek. İşte bu amaç neydi? Hatırlayın etik bağlamda. Amaç neydi? Şeye bakarsanız, Epikuros'a bakarsanız acıdan kaçacaksınız. Değil mi? Ruh dinginliğinizi bozacak şeylerden kaçınacaksınız. O halde aşk acıya acı verme, çalkantının içine sokma, ruh dinginliğinizi bozma kapasitesine sahip ve bir de tensel haz. Şeye dikkat ederseniz tinseli ön plana çıkartıyor idi. Daha çok tinsel hazı ön plana çıkartıyor idi. Onun aşka niçin ihtiyatla yaklaştığını daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü aşk ataraksiyayı yok ediyor. Epikuros'un aşka yönelik ihtiyatlı yaklaşımında isteklere ilişkin yapmış olduğu ayrımlamaların da rolü var. Ona göre isteklerimizin bir bölümü doğadan gelir.
bir takımı ise boştur. Doğadan gelenlerin bir takımı zorunlu, bir takımı da sadece doğaldır. Nihayet zorunlu olanlardan bazıları mutluluğumuz için, bir takımı sağlığımızı korumak için, bir takımı da yaşayabilmemiz içindir. İstekleri yanılmadan incelersek, bedenin ve ruhun sükunu için neye çalışmak ve neden kaçınmak gerektiğini öğreniriz. Çünkü ancak bunların ikisi birden mutlu bir yaşamı meydana getirir. Aslında ne yapıyorsak hepsi acı çekmemek, korkuya uğramamak ve başkasına muhtaç olmamak içindir. Oysa aşk tatmin edilmediği zaman acı vermediği için zorunlu bir istek olmadığı gibi acı ve korkuya yol açmakta, insanın özgürlüğünü elinden almakta, insanı bir başkasına bağımlı kılmaktadır. Aşk gibi doğal olmamakla birlikte yerine getirilmedikleri zaman bize acı vermeyen ama bizi uğraştırıp duran arzu ve istekler Epikuros'a göre boş görüşlerden doğmaktadırlar ve onların içe atılmalarını önleyen kendi nitelikleri değil insanların boş kuruntuları olmak durumundadır. Aşkı insanların birbirini görmesi, birbiriyle buluşmalarıyla ilişkilendiren ve insanlar birbirinden ayrı kaldığında söndüğünü, ortadan kalktığını söyleyen Epikuros şöyle der. Görüyorum ki kuvvetli bir ihtiras seni sevginin zevklerine ya da aşkın zevklerine sürüklüyor. Kanunları çiğnememek, edep dışına çıkmamak, yakınlarını üzmemek, bedenini yormamak, geçimine gerekenleri ısraf etmemek şartıyla isteklerine uymakta serbestsin. Ama bunlardan birini olsun yapmamak çok güçtür. Çünkü aşkın zevkleri bize hiçbir zaman fayda vermemiştir. Eğer kötülüğü dokunmazsa buna bile sevinmeliyiz. Diyojen Laertius, Epikuros'un yasaların yasakladığı kadınlarla birlikte olmaya karşı çıktığı gibi bilgelerin aşık olamayacağını ileri sürdüğünü de söylediğini ifade eder. Ona göre cinsel birleşmenin bir yararı yoktur, yeter ki zararlı olmasın. Yine Diyojen Laertius, Epikuros'un Sorunlar ve Doğa Üzerine adlı yapıtında bilgelerin evlenmelerinin ve çocuk yapmalarının doğru olmadığı düşüncesini savunduğunu belirtir. Bu büyük ölçüde ataraksiya ile ilgili, çünkü ruhu dinginine ulaşmak zorundasınız. Hazlardan, özellikle tensel hazlardan mümkün olduğu kadar kurtulmak zorundasınız. Başkasına bağımlı olmamak zorundasınız. Acı duymaktan kaçınmak zorundasınız. Bu ilkeler öyle görünüyor ki aşk karmaşık psikik bir şey olması, işte güvensizlik yaratması, sizi başkasına bağlaması, huzursuzluğa neden olması, acıya yol açması gibi, değil mi? Başkasına bağımlı hale gelmesi gibi nedenlerle aşk konusuna oldukça ihtiyatlı yaklaşan bir Epikuros'la karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Yani materyalist bir düşünürün, dikkat ederseniz, aşk ve cinsellikle ilgili oldukça negatif yaklaşan bir yaklaşım tarzıyla karşımıza çıkması oldukça şaşırtıcı olsa gerek. Ne diyor? Bir daha söylersek, kuvvetli bir ihtiras aşkın zevklerine doğru insanı sürüklüyor. İşte kanunları çiğnemeden, edep dışına çıkmadan, yakınlarını üzmeden, bedeni yormadan, geçinmene gereken şeyleri israf etmemek ve başkasına bağımlı kalmamak şartıyla, evet diyor, aşk zevklerini tadabilirsin ama bunları yapmadan, böyle bir şeyi yapmak, aşık olduğunuzda bunları yapmamanız mümkün değildir demeye çalışıyor. Epikuros'un düşüncelerini geliştiren ve Epikurosçuluk hakkında temel kaynaklarımızdan biri olan ve aşk yüzünden delirerek öldüğü ileri sürülen Lucretius, hocasının aksine, hocası derken yani öğretisini devam ettirdiği için hocası diyorum, hocasının aksine aşka oldukça pozitif yaklaşır ve Afrodit ile özdeşleştirilen Venüs'e övgüler düzer. Lucretius'a göre Venüs'ün armağanı olan aşk, çiftleşme tutkusu, türlerin gelişmesi için özel, özsel besin,
madde ve boşluk arasında gezinen yıkıcı kıvılcım, köreltici ateş, Venüs'ün ayartması sonucu edinilen yaşam kılavuzu, tanrısal haz, üretme tutkusu, delilik, çılgınlık, birisine öykünmenin nedeni, kıskançlık kaynağı, kalp ağrısı, iç kemiren tutku ve alışkanlık olarak nitelenir. Bu nitelemelerde iki şey benim dikkatimi çekiyor. Birincisi, birbirine zıt unsurlar aşka iliştirilmiş gibi gözüküyor. Değil mi? İkincisi ise aşka daha çok cinsel temelde ama dediğim gibi diyalektik yaklaşıldı. Yani onda pozitif ve negatif unsurların iç içe geçtiğinin gösterilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Adeta onda aşk karşısında biri ideal, diğeri gerçekçi iki yaklaşım birleşmiş gibi gözüküyor. İdealde aşka ilişkin pozitif ifadeler gündeme getirilirken gerçekte aşk karmaşık kimi söylemlerle ifade ediliyor. Bu tutumuyla Lucretius'un aşkın ideal ve gerçek tüm boyutlarını şiirsel dili ve heyecanlı üslubuyla anlatmayı denediğini söylememize yol açabilir. Ona göre aşk erginlik çağına gelip cinselliğin fark edilmesiyle ortaya çıkar. Ergeni çekici yüzler, gül beyaz tenler, döl biriken organların nemiyle etkilemeye başlar. İnsan dölünü kızıştıran tek uyarı, insan bedeninde yine bir insan imgesidir. Kişi Venüs'ün oklarıyla bir imgeden etkilenince yaralanır ve derince onunla birleşmeyi arzular. O, De Rerum Natura isimli eserinde şöyle der. Venüs'ün oklarıyla yaralandı mı bir kez? Oku atan ister kadınsı incelikte bir oğlan, ister gövdesinde aşk dalgaları yayan bir dişi olsun, yaranın kaynağına koşacaktır. Yaralı delicesine isteyecektir birleşmeyi. Kendi tozundan bir şey aktarmayı onun bedenine. Haz örsesiyle bağlıdır dili. Budur Venüs. İşte Amores dediğimiz aşkın kaynağı. Venüs balının İlk yudumuyla gelen kalp ağrısı, sevdiğimiz yanımızda olmasa da imgeleri bırakmaz peşimizi, adı çınlar kulağımızda. Lucretius, aşka pozitif yaklaşsa da körü körüne birisine tutulmaya, delice bağlanmaya ihtiyatla yaklaşır. Anlaşıldığı kadarıyla ona göre bunun üç temel nedeni vardır. İlki, bu durumun yani aşkın hüzün ve acıya neden olabilmesidir. Oysa insanın mutlu olmak için acıdan kaçınması ve hazza yönelmesi gerekir. Ona göre hazza ulaşmanın yolu tutkuyu besleyen her şeyi ruhtan atmaktan, ruhsal dinginliğe ulaşmaktan geçmektedir. Aksi halde tutku kalpte yaralara yol açacak, yara beslendikçe azacaktır. Yas koyulaşacak, çılgınlık gitgide artacaktır. Yine Lucretius'a göre, büyük tutkulardan kaçınanlar sağlıklıdırlar ve bunlar aşkı dolu dolu yaşarlar. Tutkunun insanı delirttiği yerde gerçek aşk, dengeli, sağlıklı aşk acıyı salıtır. Aşkla tutku ateşini ancak yakanın söndüreceği inancı olsa da bu düşünce doğanın gidişine terstir. İkincisi, bu tutkulu delice aşk servetler tüketir, görevleri unutturur, ününü sarsar, insanı gözden düşürür. Yine De Rerum Natura'da Lucretius şöyle der. Bir de güçlerinin tümünü harcadıklarını düşün bu gerilimde. Sevdiklerinin acımasına kalmıştır günlerini nasıl geçirecekleri. Servet tükenir, görevler unutulur, ün sarsılır, gözden düşerler. Hatırlarsanız bu aşkın oluşturduğu negatif yaklaşım tarzları Phaedrus diyaloğunda Sokrates'in yaptığı ilk konuşmada da dile getirilmişti. Az önce Epikuros söylerken Epikuros da bunları gündeme getiriyordu. Üçüncüsü ise aşkın gözleri kör etmesi ve gerçeğin görülmesini engellemesidir. Lucretius tutkulu aşktan kurtulmak için yollar da önerir. Ona göre tutkuyu besleyen her şeyi içten atmak ve başka kadınlara yönelmek gerekir. Ayrıca tutku bize zarar verecekse
önceden önlem alıp bunu engellemek akla daha uygundur. Özgürlüğüne düşkün insan Venüs'ün karma karışık düğümlerini açar ve kendini lanetli ağdan kurtarmasını bilir. Lucretius şöyle der. Lanetli ağdan kurtarabilirsin kendini. Yeter ki kendi özgürlüğünün önünde durma. İlkin tapındığın uğruna iç çektiğin dişinin kusurlarını ara bul. Bedence ve ruhça. Çünkü aşk kör eder erkeğin gözünü çoğu kez. Olmadık özellikler yakıştırır sevdiğine. Ne çirkin kadına tapıldığını biliriz. Bakarız gülüp geçerken dostuna biri. Alçaltıcı tutkusundan ötürü. Zavallı kendisi de bilmeden benzer bir acımasızlığın içindedir. Sütlü kahve olup çıkar kara sarı haspa. Övülür pasaklının sevimli dağınıklığı. Gözleri yeşil olsa bile tanrıça kriisidir. Sıska ve kuru mu ceylan sekişlidir mutlaka. Bodur ya da kavruksa küçük perileri andırır. Görkemli tanrı dölündendir. İri ise hantalsa. Kekeme mi? Çocuksu tutukluğuna tutukluğu ne çekicidir. Donuksa alçak gönlüdür. Geveze mi cevher saçar. İnce ruhludur sıskaysa öksürürken boğuluyorsa. Memeleri çok iri ise bakusu emziren kereze benzer. Burnu kütse satilerin çocuğudur. Köfte dudaklıysa öpülesidir. Saymakla bitmez bunlar. Tutalım yüzü gerçekten güzel olabildiğince. Venüs'ün çekiciliği fışkırıyor bedeninden. Başka kadın mı kalmadı? Hem daha önceleri de onsuz yaşamadık mı? Biliriz ki hem cinslerinden yapıca en ufak bir ayrımı yok. O da pis kokular sürüyor bedenine. Hizmetçileri gülüyor arkasından gizlice. Bu arada çiçekler derler gözü yaşlı aşık. Yar suratına kapanan kapıya. Yasla öper, tatlı kokularla sıvazlar kibirli tokmakları. Oysa bir içeri alınsa, havayı bir koklasa, hemen bir yolunu bulup kaçmak isteyecek. Uzun uzun tasarladığı o ustalıklı sözler donacaktır dudaklarında. Sevdiğinde ölümsüz erdemler saydığı için küfredecektir kendisine. Venüs'ün kızları da bilir bu gerçeği. Nasıl çırpınır aşıklardan saklamaya yaşamın perde arkasında olup bitenleri. Boşunadır çaba. Ruhun gün ışığına çıkabilir gözlenene. Gel gelelim tatsız gerçekleri benimseyeceksin ister istemez kadın iyiyse. İştense insanın kusursuz olmadığını katacaksın hesaba. Lucretius aşkın temelinde haz kadar çiftleşme ve üreme içgüdüsünü de görür. Bu haz ve üreme içgüdüsü çelişiktir. İnsanın içi coşunca onu sürükler. Tatmin olunca kaçmak ister. Bu anlamda aşık olmak için illa güzel bir kadının olması da gerekmez. İnsan çirkin birine de vurulabilir. Aşkta üreme ve döllemenin önemli olması Lucretius'u bu konudaki kimi durumları ele almasına da yol açar. Ona göre her şeyden önce cinsel haz ve tat partnerler arasında karşılıklı paylaşılır. Kadın erkeğe sıkı sıkıya sarıldığında, nemli dudakları onun bedenine yapıştığında çırpınarak uzattığı öpüşleri her zaman yalandan inlemez. Çoğu kez içtendir davranışları. Paylaşılacak bir zevkin özlemiyle paylaşırlar anılarını. Birleşmenin sonucu olarak insan ve hayvanların nesli ürer. Dolayısıyla aşk ve cinsel tutku aslında neslin devamına neden olur. O cinsel birleşmenin ürünü olan çocuğun kime çiçeği çekeceğini de belirlemeye yönelir. Ona göre erkeğin dövsüz kalmasının nedeni de tanrılar değildir. Böyle düşünen insanlar çocuk sahibi olmak için sunakları kana boğarlar. Tütsü yakarlar acınası bir umutla. Oysa tanrıları ve yazgıları zorlamak boşunadır. Çünkü erkeğin kısırlığı ya tohumun sertliğindendir ya da ince ve akışkan olmamasındandır. Dolayısıyla bu tür olguları da doğaya bağlama, doğal nedenle açıklama yoluna gitmektedir. Yine insanın sağlam dön verebilmesi için beslenme düzenine iyi oturtması gerektiğinden söz etmektedir ve benzeri. Hatta
çocuk yapmak için nasıl sevişilmesi gerektiğine kadar bir sürü döneminin tıbbından yola çıkan efendim yaklaşım tarzları da ortaya koymaya çalışmaktadır. Burada özellikle Lucretius'ta gördüğüm bu ikilemli yaklaşım söz konusu aşka ilişkin. Yani bir yandan aşk sanki kaçınılmaz çünkü neslimizi sürdürmek zorundayız. Anlatabildim mi? Öte yandan ise bizim ruh dinginliğimizi, ataraksiyamızı ne yapacak? Bozacak bir etkinlik. Dolayısıyla çılgınca bir yanı da var. Ne onla ne onsuz dediğimiz bir durum var. Ne onla yapabiliyoruz ne de onsuz yapabiliyoruz. İyi mi? İyisi mi diyor şey? Evet, doğa bizi buna zorluyor neslimizi üretmek için. Ve arzuluyoruz. Evet, bu doğru. Ama diyor bunu kendimizi çeşitli telkinlerle ne yapabiliriz? Kendi kendimizi frenleyebiliriz, denetleyebiliriz. Dolayısıyla aşkın bizim özgürlüğümüzü elimizden alacak yanını, çılgın yanını törpüleyebiliriz demeye çalışıyor. Sanki ne diyelim, doğanın üremek için bize kurduğu bu aşk tuzağını ehlileştirmek adına ölçülü hale getirmenin mümkün olduğunu söylemeye çalışan bir düşünürle karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Tabii bunları söylemiş ama demin söylediğim gibi kim aktarımlara bakarsanız aşk peşinde koşarken bizim Nedim var ya damdan düşmüş değil mi? Öyle değil miydi Hüseyin, Muhammed? Bilmiyor musun? Nedim var ya şu şey yazarı o divan edebiyatında damdan düşüp öldü derler. Bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum, zihnim beni öyle hatırlıyor. Damdan dama atlarken damda niye gezersiniz? Anlayın, eski kültürde vardır ya, damda gezerken düşmüş. Bu da onun gibi aşkla ilişkiyle ihtiyatlı olmaktan falan söz ederken rivayetlere göre aşk yüzünden başı belaya girmiş ve aşk yüzünden ölmüş denilir. Evet, dikkat ederseniz Epikurosçuların aşka ilişkin yaklaşımları epey eleştirel değil mi? Epey ihtiyatlı. Neden? Çünkü aşkın yaratabileceği olumsuzlukları görmeye, göstermeye çalışıyorlar. Belki de aşkın daha çok tensel yanını ele alıyorlar. Bu yüzden ama aşkın bir de hakikaten Platon'un dediği gibi tinsel yanı da var. Yani kim ne söylerse söylesin insanın beğenilme, sevilme, başkası tarafından onaylanma, kabul görme, paylaşma, hayatı paylaşma değil mi? Gibi bir sürü başka tenselliği aşan, değil mi? Tenselliği aşan, cinselliğe indirginemeyecek başka öz boyutları da var. Bu boyutlar genel anlamıyla Epikurosçu felsefe içerisinde ne yapılmamış, görülmemiş gibi gözüküyor. Ya da onlar bu tarafı ciddiye almamış gibi gözüküyorlar. Evet, isterseniz bir 5-6 dakika ara verelim, tamam. Ondan sonra stoacılarla ilgili konuşuruz. Tamam hocam. Tamam hocam, görüşürüz.